çocukları orada bırakmam lazım 2-3 saatliğine. Ben de Ayşe'nin yanına gideceğim. Bugün full body bakım yaptırmak istiyorum arkadaşlar. Ve artık detoksa, sağlıklı beslenmeye, spora başladığıma göre Ayşe'nin makinalarına %100 ihtiyacım var. Çünkü geçen sene çok büyük faydasını gördüm. Sadece 2 seans gittim yazdan önce ve acayip büyük faydasını görmüştüm. O yüzden bu sene, yani şimdi daha disiplinli olup haftada 2 seans alacağım. Gittiği yere kadar gideceğim ve vücudumdaki değişikliği siz de eminim göreceksiniz. Zaten Instagram'a gittiğinizde, benim Instagram'a gittiğinizde geçen yaz fotoğraflarıma baktığımızda yani alt göbeğimin ne kadar indiğini ve yandaki bel kemiklerimin küçüldüğünü göreceksiniz. Evet aşkım. Arya ve deri kitap okuyor. Ben duymadım ama bunu oku aşkım, bir deri kitap. Hat. Biraz yorgunum, bayağı telaşlı geçiyor birkaç zamandır. Ve çocukların okulda tatil olması, onları da eğlendiriyorum. Bak dün Dona'yı falan çağırdım böyle. Onlar da en azından eğleniyor. Onlara da bir şeyler yapıyorum. Ama dediğim gibi burada da enflasyon arttığı için öyle çiftlikte bilmem kapalı oyun parklarıydı. Onlara artık gidemiyoruz kızlar. Sadece parklara gidebiliyoruz. Dışarıda bedava parklara gidebiliyoruz. Bedava çiftliklere gidebiliyoruz. Çünkü çok pahalı. Eski, şöyle anlatayım. Eskiden tek çocuğa 5 sterlin öderken düşürmüş hepsini. Şöyle anlatayım size kısacası. Yani eskiden bir çocuğa 5 sterlin öderken, bir yetişkin 10 sterlin öderken, şimdi fiyatlar olmuş 20-25 sterlin. Bir kapalı alan oyun parkına götürüyorsun 12-13 saatinden başlıyor bir çocuğa ve sadece zaman veriyorlar, 45 dakika veya 1 saat veriyorlar. Çok gereksiz, çok saçma. Bahçede, parkta daha fazla oynuyorlar, daha çok keyif alıyorlar bence. O yüzden artık onlar geçti, yani bir doğum gününden doğum gününe davetliysek gidebiliyoruz. Böyle, neyse bugün benim kendime ayırdım. Ben geçen gelip yemekleri aldım ya, Fadime'nin yemeklerini. Evet. Ama şeklerimi unutmuşum. Hiçbir biriniz bir şey demediniz. Niye? Hepsi oradaydı ki. Ama ben sadece bir poşeti görünce yemekleri aldım. Şeklerim de burada. Ve şekler de en sevdiğim. Ve mecbur bugün hepsi tüketilmesi gerekiyor. O yüzden seninle paylaşacağız. Ay, anne, bu elma, limon. Bu elma, limon ve zencefil. Biz bunu kendimiz yapıyorduk ya. Bir tadına bak, aynısı mı? Niye? Kaç günlük yapıyor ki bunları? 3 günlük, çünkü taze taze yapıyor. Ay. Onu şimdi iç bakın, aynısı mı? Bu elma, limon ve zencefil. Yani ben bunu kendim miksere veriyorum. Detoksa sokuyorsun. Vallahi girersen gir, ben perşembe günü başlıyorum tekrardan 10 günlük bir tanesini. Nasıl tadı? Süper. Değil mi? Evet. Çok güzel. Şimdi ben de içeyim kendimce. İçelim. Kahve yerine bunu içeceğim. Bugün akşama kadar ben bunları içiyorum. Evet. Akşama kadar sen bunu iç. Gerçekten çok güzel. Ben kendi yemeğimi getirdim. Bak anne, bir tanesi mesela, bu ne? Oo, courgette, beetroot, biz apple, celery. Neyse, her içtiğimde size gösteririm. Farklı. Şimdi ben bir takımını şeye verdim, Ali'ye. Çünkü 3 günlük vardı. Ali bir tanesini aldı, bir setini. Bir tanesini senin iç, bir tanesini setini ben içeceğim bugün. Çünkü bugün bitmesi gerekiyor. Bak mavisi de var anne. Bir de siyah, 5 tane. Gene dikkatimi çekti. Sen alerji mi oldun? O kız bir şeye alerji oluyor ama doktorlar da daha çözemedi anne. Aşkım, sen neden alerji oluyorsun? Bir şeylerden alerjik oluyor. Şöyle, bakın şu sabah içiyorsunuz bunu, çünkü zencefil, elma, limon var. Bunun içinde tuz, limon ve alkaline su. Bunu istediğim zaman şu an içebilirim. Ondan sonra bunun içinde ıspanak, kabak, neyi onun adı? Salatalık, yeşil elma, brokoli, limon, zencefil ve pineapple. Bu siyah, bu charcoal water. Evet. Hani benim böyle. Beyazım yok. Senin beyazın?
Kaç tane var orada? 5. O zaman benim neyim eksik? Hadi bulalım. Ha benim de mavi suyum yok. Mami! Evet. Yes. Bir şey diyeceğim. Yüzüne bakayım. Yüzüne bakayım senin yine. Ya gözünde belli ki şişti. Anne işte alerjik oluyor. Niye alerjik oluyor ya? Kesin yapmalar lazım kızım. Bir şey yaramıyor ona. Oy benim kızım ne kadar tatlı. Vay. Tamam. Bunlara şey yapayım mı? Sen kahvaltı hazırlığı yapacaksın. Bakayım tamam. Çünkü bir şey yemediler anne daha. Bunlar çay içmez zaten. Çay içmez anne. Yani biz de içmiyoruz onun için. Şimdi Arya niye öyle yapıyor diyor biliyor musun? İkiden bir ben acıktım diye. Çünkü ben dedim abur cubur aldım dedi. O yüzden o diyor ki ben şimdi bir an önce kahvaltımı yapayım ki abur cuburumu yiyeyim diyor. Yumurta aldım, dilim ekmek aldım. Sen yumurta yap anne. Ondan sonra başka da bir şey yemez. Şunlar da abur cubur aldım. Ben ekmek yemedim ki. Ekmek yedim. Ekmek yedim. Şeye rüzgara da bir tane aldım. Rüzgar gelir mi? Rüzgar evde değil mi ki gelsin? Yok ki gelirlerdi. Dün gelecekler. Çocukları falan yıkatları. Dedim çalışın ne diye gelin. Şey Ali diyor ki rüzgar da mı orada? Dedim ben yine de alayım de. Mutlaka orada olur. Dolaba koy onun içine de. Onun geldiğinde ye. Tamam. Annem şu an beni çok pis kıskadı ya. Yemeklerimi de getirdim evden çünkü Fatımeciğimin özel eliyle kendi evde yapıyor. Evde yapıp satıyor. Evde kendi yapıyor paketlemesini her şeyini kendi yapıyor. Taze olduğu için maksimum 3 gün gidiyor. 3 günlük. Böyle. Şimdi ne var? Ha, yeşil fasulye. Bu yeşil fasulye, bu siyah pirinç salatası. Kaç günde kaç kilo gidiyor şey? Düşün anne, anne bak, kiloyu boş ver, kilo zaten gidiyor. Fadime'nin de dert ettiği o zaten, kilo zaten gidecek sağlıklı beslenmek için. Kadın diyor ki, kadının empoze ettiği şey sağlıklı vücudunuz olsun. Dinç hissedin kendinizi. Tamam. O yüzden mesela bunları kaç, böyle... Kaç kilo verdirtiyor bunu eğer kullanırsan bu planı yapar. Öyle bir şey diyemem ki, sende belki 2 kilo gider, belki bende 5 kilo gider. Doğru, kimisinin metabolizma hızlı, kimi yavaş, doğru. Bir de bu kilo vermek için değil, zaten kilo gidecek. Bu vücudunu arındırmak için, bütün pisliklerden arınmak için. Aa, seninle yaptık da bir hafta ne kadar güzeldi. Evet, ben mesela ayak kiloklarım şişiyordu, onu yaptık gerçekten çok güzel şey yaradı. Aynen. Annem baya memnun kalmış o zaman. Evet. Geçen sene yapmışım 10 günlük olarak. Aynen, gene Fadime'nin şeyiyle yapmıştı. Evet. Ya ben çok memnun kaldım. Böyle 3 günlük, valla ben çok mutluyum. Ben şimdi içeceğimi içeceğim. Şu anda bir çıkmazdayız, bilmiyoruz. Anne sana dedi ya gidin diye zaten. Ne plan yapacaklarını bilmiyorum. Anne sana dedi ya gidin. Nasıl gidin? Kemoterapi görüyor şu anda da. Kemoterapi bittiği zaman gidin dedi ya. En fazla 2 hafta gidebilirsin ya. Ya işte iki, şu anda 6 aylık verdiği sürede 2 tane kaldı herhalde. Tamam işte. Yanılmıyorsam. 2 hafta kaldı. Ama ondan sonra ne plan yapacaklarını ondan sonra ben biliyorum işte 6. ayın sonunda randevumuz var 29'unda. Yani bilet almıyorum gene ne olur ne olmaz. Hayır bilet alabilirsin 6. ayın 29'unda randevum var. Yine de arayalım bütün bilgileri öğrenelim ondan sonra gidin siz bir iki haftalığına. Babam ben sadece 10 günlük olacaktım. Aynen babam sadece bir iki hafta gidebiliyor. Ben arayayım öğrenim. Bilet alalım. O gelişmesinden mi öğrenir? Ha ha. Ya. Yeah. Çünkü ne ondan sonra ne plan yapacaklarını bilmiyorum. Telefonum nerede hatta? Sen beni onu çalırsan sana erkeğim. Ve bu da bir de emarat sonucu ne oldu? Emarat sonucu ne? Gerçi bu söylemez mi? Sabah sabah şu kalamı ne çekiyorsunuz? Ben de bunu giymeden donuyorum işte sabah. Alışmışım. Bu hemşire de pek cevap vermiyor.
Çünkü çalışıyorum da aynı zamanda. Sadece telefonlara bakmıyor ki. Hayya. Yemeğimi açıp yiyeceğim şimdi. Çünkü şey çok acıktım ve birazdan çıkacağım için yemeğimi hemen yemem lazım. Bu da siyah pirinç salatası. Hemen bakalım. Yes my darling boo. Çocuğum. Ne o? Çilek. Siz çilek yiyin, abur cubur yiyin, ben de bunu yiyeyim. Baksana anne, 3 gün geçmesine rağmen bugün çarşamba nasıl görünüyor? İşte. Anne, I built my toy. Wow. Çok güzelmiş abi. He built it by himself. Mom, I built it. Cheesy. Wow. Anne sen ne yapıyorsun? Ben çıktım. Çocukları babama emanet ettim. Dedim baba 2 saat ilgilen. Çünkü annem de Ali'ye yardıma gidecek dükkana. O yüzden annemsiz sadece babam bakacak çocuklara. Dedim rahat durmadıkları yerde ver telefonu. Yani onlar da rahat rahat oynar yani. Bir şey olmaz yani. Bahçe var diye bütün enerjilerini bahçede atıyorlar zaten. Ben de Hera Beauty'ye gidiyorum. Hera Beauty'de gidelim, yenilenelim arkadaşlar. Gidelim kendimize biraz çeki düzen verelim. Geldim bebişimin yanına. Benle Ayşe'yi akraba zannediyorlar arkadaşlar. Biz akraba değiliz. Ben Ayşe'yi, ay yanıyorum siz burada. Kendi nasıl bir makine almışsa kalorifer bu şey yakıyor insanı. Ayşe'yi hani çok sevdim falan her zaman dile getiriyorum ya. Beni akraba zannediyorlar. Biz akraba değiliz. Ben her şeyi sadece çok sevdim. Ben öyle herkese çok iyi anlaşabilen bir insanım. Ama herkesi de öyle herkesi de sevmem. Yani sevince de tam severim. Kendime kahve yaptım. Kendi yerim gibi yani. Ben burayı çok seviyorum. Ayşe çünkü bakın. Bir. Vallahi kendi bacım gibi. Ha. Kendi dükkanım gibi. Bir. İki. Üç. 4, 5, bütün odalar dolu. Ayşe de şu an bir müşterisiyle görüşüyor. Ne kadar güzel olmuş kız, baksana. Çekerim şimdi onu size. Öyle, onu dedim rahatsız etmeyeyim. Müsait olduğunda zaten hemen gelip beni görür o. Ben kendi kendime burada kahvemi yapayım. Bir Türk kahvemi yapayım, içeyim. Şu kahvemi içeyim, ondan sonra odalar boşaldığında direkt atlayacağım. Ne haber Ayşe? Sana karışmıyorum. Ben beni kötü gösteriyormuşsun. Aa, kim dedi? Çok şişko görünüyorsun hocam. Ben izledim sonra. Aa, ben de öyle görünüyorum ya. Beni her canlı görenler diyor, sen diyor 10 kat daha zayıfmışsın diyor. Öyle mi diyorlar? Ha. Ama ekran zaten büyük gösterir bebeğim, bilmiyor musun bunu? Uzun yıllardır sanatçılar söylemiyor muydu ekran hep 10 kilo fazla gösterir diye. Tamam sen git işinle ilgilen. Bakın. Bakın ne yaptık. Tek isteğimiz biraz buz çıkarmaktı. Annemin akıllı hikayesini dedim dönü sana anlatayım. Sen de biraz gül. Kadın geçen hafta ne yapıyor biliyor musun? Var olan buzları döküyor. Niye? İşte tadı değişmiştir, tarihi geçmiştir, yeni buz gelsin. Bu zaman. İşte. Ve onu yaptığı zaman da şurası, çünkü ben buz çıkarmak istedim. Şurası donmuş, gördünüz mü? Herhalde orada su birikmiş, dolmuş. Ondan sonra su
şey buz istediğinizde dökmüyor. Şunu çıkarmam lazım şu şeyi. Her tarafı da buz yaptık. Aynen. Mopla alırdım ben döne. Baksana çıkmıyor bile şu kısım. Ezgi moplayı şey lazım. He aynen öyle onunla da. Ya erimesini bekleyip böyle sileceğiz. Hey, bir sen eksiktin hadi. He. Akıllı şey. Nasıl buz tutmuş? Buradan üstündür. Şurada kalıp olmuş oldu. Annem de ne diyor biliyor musun? Niye buz yeri çalışmıyor? Bak nasıl tutmuş. Döne döne bak. Oradan çıkar mı onu? Bak. Nasıl buz tutmuş. Bak döne niye bak. Buz erimiş tekrar donmuş. Evet. Hadi boşalttı da o nasıl oldu ben onu anlamaya çalışıyorum. İşte annem demiş tarihi geçti buzun. Yeni buz şey yapalım demiş kadın. İşte böyle halde tarihi geçti. Yapmaz. Evet ben de dedim bir daha yapmasın artık. Şey lazım ya. Ben de bize iş çıkardık. Yemeği yani her taraf. Eriyecek de sileceğiz o zaman. Aynen. Ama böyle siliyor mu ya? Daha soğuk. Islak. Şey lazım böyle bir bez. Dur. Şöyle. Ha şöyle. Kendinize iş çıkar. Kızar. O da şöyle daha. Parçalar dağıldı ya. Geldi. Çünkü ben ikiden bir kaşla bastım ya kendi kendine küçülttü. Meğerse makina çalışmıyor. Bahatcığım. Sen şu yap ben. Şimdi bakalım çalışıyor mu? Bak buraya kadar gelmiş. Ya ay dur bir anda çıktım seferde bak. Nasıl oldu hemen? Gördün mü? Şimdi oldu. Çalışıyor. Böyle burgerler almıştım. Şunlar şöyle. Aa biraz ısınması lazım değil mi? Tamam. Biraz ısınsın. Bugün pratik yemeklerden tarif. Biraz altı ısınsın sonra bunları atarız. Bir güzel çocuk var. Yer peynir de var. Ekmek de aldık. Patates yapar mıyız? Ha. Çok güzel. Çünkü geçen yine böyle yaptığımızda patates yemediler. Yemedi. Doğrasın sende de yaptığımızda yemiyorlar. Evet ha bende de her zaman yaptığımızda yemiyorlar. Ben kendi yemeğimi çıkartayım yavaş yavaş içeyim. Oo. Sen onu ye. Sen de. Bana kiloları aldı. Sen yaza fit gir. Evet. Döne de. Döne de. Tantiş gitsin. Tantiş. Ama bir yerde ben tantiş giriyor olacak. Onu iyice yapayacağım ben. Bilmiyorum şimdi o yerine bana nasıl gider ha. Dene bak. En sevmediğim. Bak kokla. En sevmediğim yemek ama güzel kokuyor. Güzel kokuyor. Yemek güzel. Ben bu fasulyeyi seviyorum. Sen geçen dedin. Ayşe kadın seviyorsun. Hı hı. Ama ben onu hiç sevmiyorum. Sen bunu böyle ince seviyorsun. Fadime'ye sorsana. Akdeniz diyeti nasıl bir diyet? Zaten onu öneriyor. Ha onu değil mi? Hı. Abartmıyorum al. Nara sen yakız ağırdır sana. Bir kaşık yiyeceğim be.
Yemin ederim aynı annemin yaptığı gibi. Güzel. Annem yapıyor, biz Türkiye'ye gider. Ne kadar yiyoruz ya. Ne var, çok güzel. Hadi Meci'nin ellerine sağlık. Yiyelim. Başta güzel ya. Yani yenilir. Normalde ben fasulye çok yemiyorum. Ben fasulye severim ama böyle ekmeğe banacan sulusu böyle uuuu. Bir de şey ekmeği. Yufka ekmekleri. Şey, bunları sıcak tüketebiliyor musun yemeklerini? Ama ben soğuk severim. Soğuk severim. Ben öyle, ben bilmiyorum, bazı yemeklerde de sıcak, mesela burger olsun, chips olsun sıcak. Sıcak ama böyle bunlar çünkü zeytinyağlı ya. Otur böyle tadına ala ala yesen. Böyle sanki aperatif bir şeyler yiyorum gibi bayağı şey yap. Enjoy ya. I'm enjoying. Kızdık. Kızdık. Annem de dün bunları yaptı. Ha. Onları doğradım. Ha, güzel valla. Soğucan. Etsiz yapıyor değil mi yemeklerini? Onun için. Porsiyon sence ne kadar? Bak porsiyon. Porsiyon da gayet büyük kesin. Ben bu kadar yemeyim dün. Aynen, normalde yoksa ben bu kadar yemeyim. Dün kuzenim gildeydim. O da bu yemekten yaptı. Çok böyle çok az yedim. Yetti bana. Annem bile uğrayınca öyle böyle falan yaptı. Bu mesela normalde bana çok gelir. Aynen. Ve doyurur. Ama sen saatin kaç? Sen... 5 olmadı daha önce. Şimdi yiyeceğim, sonra bir daha şey yiyeceğim. Seninle bir buz kahve içeriz. Dedim döne. Dedim kilo mu veriyorsun? Detoks mu yapıyorsun? Ne yapıyorsan yap. Çünkü bahçem hazır olduğunda dedim, orada oturup bir kokteylimizi, bir çerezimizi yeriz yani dedim. Evet. Ona hazır et vücudum dedim. Çünkü ben bahçe keyfi yapmadan böyle yanımda çerezim, cipsim, ben nasıl bahçenin keyfini çıkartacağım? 4 kilitli bahçeyi bekliyorum. Aynen. O yüzden dedim 2 kilo ver ki o yiyeceğimiz zamana say. Çünkü gittiğim yer yok zaten. Bir Sevil'e gidiyorum, bir sana geliyorum, bir buraya. Sevil de diyette, ben de diyette. Sevil de sen diyette. De başladın. Sevil'de balkon var. Balkon keyfi yapıyorsun. Ama bahçe keyfi başka. Ne? O 4 kilitli bekliyorum onu. Biraz kısım mı aslında? Kız istiyorsan bir de sen çızık atıyor mu? Çızık mı? No, burger değil. Dene alışkın böyle burger yapmaya. Evet. Annesinin kafesinden. Aynen. Kız izliyorum çok, ben yapmadım da. Annemgil bunu çok az yapıyor. Ha, çok yapma. Onlar gourmet burger yapıyor. Böyle kalın. Ama bu burgerin tadı da çok güzel. Burası. Ne bu? İşte babam bunu JJ'den alıyor. Aha, aynen, babam bir bunu yanlışlıkla almış. Eve götürmüşler. Dün babam dedi biz yanlışlıkla aldık ama tadı çok güzel dedi. Dün orada yarım, babamın yarısını yedim. Bak gördüm abi. Gördün mü? Fadime ne diyor? Doyduğunda bırak mı diyor yoksa kesin bitir mi diyor? Doyduğunda bırak diyor. Ama ben bunu yemezsem sonu atı kaçıyorum. Sonu atı kaçıyorum. Yanı olmasın, yerim ben yanına. Çünkü... Ama ben yazdım tadına ya. Allah, beni de görsün. Beni de gör, Fadime. Vücudumdaki yağlardan beni de kurtar. Bir de Fadime'nin burada olması çok büyük bir avantaj. Çünkü buranın mevsimsel sebzesiydi, şuydu, bu hepsini biliyor. Mesela ben Türkiye'de bir diyetisyenle çalıştım ama bana yolladığı liste mesela her şey burada yok. Aynen. Ya da mevsimi olmuyor. Sonra yapamadım. Fatma dedim sağ ol canım. Ama ben almayayım. Ödediğim para helal olsun sana. Ben yapmayacağım. Ay ne güzel koktu kız bu. Ne yapacaksın şimdi? Ha? Ne yapacaksın şimdi? Ne yapacağım işte? Kemal Sunal'ın cam bandırdığı gibi ben de cam bandıracağım.
Ya alışkanlık biliyor musun? Tamamen alışkanlık. Başka bir şey değil. Sen küçük bir ekmek almıyorsun. Diğer değil. Diğerinde bir tane vardı. Hadi. Hadi. Git elinde yıka. Aa çok güzel kokuyor. Bunları... Sonra döne yürüyüş yaparız mı dükkanı? Ay ne güzel. Tamam telefonları bırakın. Değil anne. Hani çok... Dur anne. Gittin ama. Az önce gittin anne. Eski bunları toslayalım. Tat alamıyorum çünkü ilaçtan dolayı. Babam sürekli daha fazla tuz koyuyor yemeklerine her son zamanlarda. Yani. O normal. Baba o normal işliyor. Dün değil evvelsi gün Gönül Abla'yla gördüm ya Süleyman'ın annesi. Gönül, evet. Gönül Abla. O da dedi her şey tuzsuz gelir dedi kendisine. Tuzsuz geliyor ki suyun bile tadını tuzunu alıyor. Aynen o da öyle söyledi. Dedi genelde hep acı çeker canı dedi. He. O da öyle söyledi. Acı ve tatlı yemek istiyorum. Hı-hı. Çünkü acıda hissediyorsun ya acıyı. Evet. Tatlıda da hissediyorsun. Dolayısıyla onları çok yiyesin diyor. O da söyledi öyle. Mesela su içiyorum. Normalken, ılıkken normal su. Tat sıfır. Evet. Ne iyot tadı alıyorsun, ne tuz tadı alıyorsun, ne hiçbir şey tad alamıyorsun. Ama hafif soğukken daha böyle tat alamazsam bile hissediyorsun. Tatsızlığı hissetmiyorsun. Direkt içebiliyorsun. Çok yani oluyor bu sefer mi? O da beni rahatsız ediyor. Yeah. O soğuk su da beni rahatsız ediyor. Sen zor şey. Ve mesela bu pazar herhalde virüs kaptım bir yerden. Çok kötü. Dikkat edeceğim baba. Sen maskeni taktın da videoda fark ettim. Aynen. Çıkardı konuşurken çıkardı bir ara. Sürekli maskeyle sürekli oturamıyorum. Evet kahveler benden. Ocak temizliği döneden. Bütün temizliği bana yaptırdın. Bir kahve ve sevdası uğruna. Her şey döneye gelelim. Yap kız. Görümce. Bak görümce sana kendi elleriyle kahve yaptık. Sanki görümce kendi elleriyle kahve yapıyor. Hem temizlik yaptırırlar hem de kahve yapmazlar üstüne. Ya kıymetimi bil. Şimdi böyle güzel oldu. Daha fazla süt istiyorsan koyabilirsin. Daha perfect. O bana sanki az kahveli gibi görünüyor. Ne? Güzel. Hatice'm sana pipet alalım. Evet cam pipet. Okay, biz dışarıya çıkalım şimdi. İşimiz burada bitti. Ondan sonra sohbet ederiz. Sohbet, muhabbet. Kız bu dert, kadınların derdi de hiç bitmiyor. Her gün konuşuyoruz hala bitmiyor. Çıldıracağım yemin ederim ha. Her gün konuşsak bitmiyor laflar. En başta kocalarımızın dedikodunu yapsak, dedikodusunu yapsak bile geçiyor. Ondan başla. Yemin ederim Kemal'cim, kız. Bol bol dedikodunu yapacağım şimdi. Yemin ederim biz kadınlar niye böyleyiz? Habire konuşuyoruz. Serhat senin de iki laf neyle artık. Yani. İki çift belini kıralım. Ben miydi o laf mıydı? Neyse biz... İki lafın belini kıralım. Kız bizim lafımız ne olur? Ya ev temizliği olur, ya çocuklar olur, ya okullar olur. Ay şaka maka bu sene de bitti. 6 hafta sonra okul kapanıyor. Bitti yaz tatili. Ya